Tarihler 2000'i gösterdiğinde Clay Matematik Enstitüsü o güne kadar çözülemeyen ve 1000 yılın soruları olarak görülen milenyum sorularının başına para ödülü koyarak resmen kamuoyuna tanıtmıştı ve içlerinden birisi de Poincar varsayımıydı. Henry Poincar'ın 1904'te ortaya attığı bu imkansız soruyu yıllar 2002'yi gösterdiğinde Grigori Perelman'ın çözmesi ilginç enstantaneler serisinin başlangıcı olacaktı. Perelman topolojinin en zor sorusunun çözümünü 33 sayfalık bir makale ile internet üzerinden kamuoyuna sunmuştu. Ancak ne yazık ki gereken saygıyı ve inancı çevresinden görmediği için bir hayli kırgındı. Öyle ki Perelman'a aynı odayı paylaştığı bütün meslektaşları dahil kimse inanmamıştı. Bundan 4 yıl sonra 2006 yılında uzmanların bile zor anladığı çözümün resmen doğruluğu onaylanmış ve kendisi o yıl içerisinde verilecek olan matematiğin Nobel'i Fields ödülüne layık görülmüştü. Ancak Dr. Perelman bu ödülü ve 1 milyon doları elinin tersiyle itecek ve Fields ödülünü reddeden ilk kişi olacaktı.